Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KN hat die Zollverwaltung zusätzlich sogenannte schweizerische Erläuterung zum Zolltarif zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer zum Beispiel. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yaşanan KOP gerginliği sebebiyle iki ülke futbolunun biraz olsun yakınlaşıp gerginliği ve stresi üstünden atması için iki ülkenin milli takımları arasında yapılacak bir hazırlık maçı için çalışmalar başlatıldı. İşi tatlıya bağlamak maksadıyla hazırlanan bu maçın öncesinde ise gündeme Hasan Sertoğlu ile Fatih Terim gerginliği damgasını vurdu. Hasan Sertoğlu'nun kendine özgü üslubuyla yaptığı açıklamalara yine kendine özgü üslubuyla cevap veren Fatih Terim, iki ülke arasında yaşanan futbol kaosunun biraz daha büyümesine sebep oldu. Ey Hürriyet gazetesi, Akdeniz oyunlarında Kıbrıslı Rum sporcular ve Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağında selam durulurken hiç başlık atıp da sordun mu? Doesn't matter for us, for me. Big games is then the other games. Unfortunately, every time we have the control the games, under the control the games, during the games we have the some possibility, some big chances, some big occasions, something like that. But Kıbrıslı Türkli sporcular nerededir ama ya? Bunlar da Akdenizli değil mi ya? Nerededir bu sporcular ya? Hiç aklına geldi mi? What can I do? Sometimes. And it's the football, that's the football, something happened, everything is something happened. But anyway, now is in the tabela, we have to see in the situation, now is second position. Gelmedi, neden? Benim yeni gençlerimi, yeni sporcularımı buna layık görmezsiniz. Neden? Biz piç ikneyik biz, Euro'da ikneyik biz ya. I don't want to see the back. I want to see the front. Hasan Sertoğlu'nun biz Euro'da muyuz çıkışına Fatih Terim what can I do sometimes şeklinde cevap verirken Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın Kıbrıs Türk toplumu adına Fatih Terim'den ne zaman özür dileyeceği ise merak konusu. Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile olan ilişkilerini askıya almasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bütün ilişkiler tekrardan masaya yatırıldı. Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nun da hemen ardından Serdar Denktaş'la olan ilişkisini askıya alması, kafalarda hükümet gitti mi, gidiyor mu sorularını doğururken, tam hükümet gidecekken, Ulusal Birlik Partisi Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün de Serdar Denktaş ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile aynı anda ilişkilerini askıya alması, acaba nasıl bir hükümet geliyor sorularını da beraberinde getirdi. Hazır KKTC'deki bütün ilişkiler gözden geçirilirken uzun zamandır ilişkilerinde ciddi bir monotonluk yaşayan Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu artık ilişkilerine ciddi bir nokta koyma kararı aldı.
Hükümet ortağı Serdar Denktaş'la ilişkilerini askıya alan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu hazır elimdeymişken parti içi muhalif milletvekilleri Asım Akansoy ve Doğuş Derya'yla da ilişkilerini askıya almaya karar aldı. Tüm bunlardan psikolojik olarak etkilenen Pınarbaşı Köyü Muhtarı Kemal Hacıyarım ise muhtar azalarından Hasan Kasap ile kesin bir biçimde ilişkisini noktaladı. Eski başbakanlardan İrsen Küçük ise politikayla olan ilişkisini masaya yatırdı. Ancak İrsen Küçük politikaya devam kararı aldı. İşte halk beni seçti, o yüzden istediğim gibi yaparım noktasında olmamalı benim demokrasi anlayışıma göre. Olmazsa olmazlarım benim budur, şudur, ötekidir diye başlarsanız o müzakere sürecinde sizin hiçbir yere varma niyetiniz ve iradeniz yoktur demektir. Ve bu iki kesimlilik Birleşmiş Milletler belgesinde, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de onayladığı belgede iki kesimlilik. Bizim çözüm istememizin iki nedeni var. Bir tanesi evet, uluslararası hukukun bir parçası olmak, gelecek belirsizliğin ortadan kalkması. Güzel yurtun değil, bir zamanlar Sayın Eroğlu'nun çakıl taşı bile vermem politikasına saplanmak zorunda kalırsınız. Yıllar önce bir dernek kurulduydu. Bu konuda bizi illaki zorluyorlardı. Gelin parti başkanları açıklama yapın. Güzel yurt verilmez diye. Bu plan reddedilirse plan bir bütünen yok ve batıl olacaktır yazar. O planın Ekim'deki haritada aslında yok ve batıldır. Liderler özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanyalar bilakis halkın özgüvenini yukarı çeken kampanyalardır. Biz yaparız, biz başaracağız, biz bunların üstesinden geleceğiz şeklinde yürütülür. Ülke çapında yaşanan günübirlik elektrik kesintisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de elektrik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Hakim yaptığı basın açıklamasında Allah'a bin şükür Özkan Bey ve Birikim Bey'in aklına uyup da Kıptek'i kapatmadık, yoksa eğer öyle bir şey yapsaydık bugün bizde de elektrikler kesilecekti dedi. Bin bereket versin ki kendi aklımız var, hükümetin her dediğini yapmıyoruz diyen İsmet Hakim, Kıptek'in dimdik ayakta olduğunu söyledi. İsmet Hakim'in iddialarını yanıtlayan milletvekili Birikim Özgür ise aksine siz bizi dinlemiş olsaydınız şimdiye Türkiye'ye çoktan kabloyu çekmiştik ve kabloyla Türkiye'ye elektriği biz satıyorduk dedi. Birikim Özgür ayrıca yarın Yunanistan'daki Syriza iktidarının da elektrik almak için KKTC'nin kapısına geleceğini söylerken bu konudaki altyapı çalışmalarına da hız verilmesi gerektiğini ifade etti. Sevgili izleyiciler, neydi olacağı haber bülteninden merhabalar. Çok enteresan bir deney yapıyoruz bugün. Memleketin mızır seçmenlerinden sevgili Çetin Sadeli yanımızda. Mızır seçmen ne demek? Şu demek: kahveye gittiğinde, bir aday köye gittiğinde en zor soruyu soran, en çok konuşan ve en büyük gürültüyü çıkaran seçmen demek. Özellikle seçtik kendisini. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Hatırlarsanız eskiden değiştir diye bir yarışma yapılırdı şarkılardan. Bir şarkı söyler aday, ondan sonra değiştirdin, şarkıyı değişir. Kendisinden adayı değiştirmesini isteyecek. Tamam. Evet, Derviş Eroğlu'ndan başlayalım abi. Neden Derviş Eroğlu'na oy vermemiz lazım? Derviş Eroğlu'na neden oy vermemiz lazım? Çünkü Derviş Eroğlu yılların siyasetçisi, UBP'yi toparlayan adam, sevilen sayılan biri ve bu siyasette bence üstüne yok. Gerektiğinde hakkımızı savunan. Değiştir. Bu gidişinden Derviş Eroğlu'na oy verirsek 2 sene daha şans verin dedi. Zannedersem bir kişi bulmayacak bunun içinde. Öyle gösterir gidişat. Onun için vazgeçin. Beni dinlerseniz. Aman.
Bakma ben ne yapayım öyle konuşmak mecburiyetinde. Peki abi değiştir. Kime verelim başka bir daha şeyi deneyelim. Kurtcan Özsay'ı o da tecrübeli benim gördüğüm kadarıyla. Bildiğim kadarıyla 4 Cumhurbaşkanımızla çalışmış çok tecrübeli. Hatta belki de Derviş Eroğlu'yla daha tecrübeli. Neden olmasın? Yani herkes değiştir. Denesin. Değiştir. Zannetsem ona oyumuzu verirsek hiç hayır etmeyecek. Öyle gösterebilirim. Çünkü ne yaptığını o da bilmez. Bir nala vurur, bir muha vurur. Bu gidişinden bizim işimiz hikaye. Bak yanımda Della getirdim hemşey. Hayırdır ne yapacağım? Sigorta. Ne yapacağım? İşte sigorta vardı ya. Sigortamdır bu benim. Peki abi. Atarsan değiştir. Ali Kırda en dürüstleri babaya göre. Kat zamandır da siyasete girer. Benim hatta ona bir sözüm var. Sana oy vereceğim diye. Elimden geleni yapacağım. Ezan üstü yani. Yalan söyleyemem. Şimdi şu an için bu sözü veririm yani. Ali Sarı Kırdağ'ı destekleyeceğim gerçekten. Çünkü başka çare yok. Bir de onu deneyeceğiz. Tamam. Dur bekle ezan bitsin. Yok, devam edelim lütfen. Peki değiştir abi o zaman. Ezan üstü yemin ederim ona oy verirsem. Tanrı şahidim olsun. Neye oy vereceğim? Kaç zamandır giren ve Salih Peçekil artık yani şov mu yapan? 10 sene oldu, 15 sene oldu çocuğudum. Halil Salih Kırda. Kürek elinde koşturma mübarek adam. Yok ona vuracaksın küreği, yok bura vura. En sonunda da desem seni döve döve atacaklar bunun içinden. Başka türlü olmayacak bu gidişat. Değiştir. Başka kim var aday? Akıncı. Akıncı'ya gelelim. Akıncı ciddi adam gördüğüm kadarıyla. O da siyasette pişmiş bir adam. Sözünün eri gördüğüm kadarıyla. Bizi 2 seneye kadar anlaştıracağını söyler. Üstümüzden ambargolar kalkacakmış. O zaman bir şans da ben toplum olarak ona verelim derim. Değiştir. Amerika'ya bıraktı kaçtı bizi. Ne yapmaya kaçtın? 10 sene sonra aldın geldin. Neredeydin be sen? Neredeydin sen? Ne anamız kaldı ne babamız. 10 sene ortalıkta gözükmeyecek. Sen ondan sonra çıkacaksın gelen oy verin bana diyor. Neyi vereyim ben sana oy? Rasatasın bizi. Neyi vereyim ben sana oy? Değiştir. Kime gelelim abi? Başka var mı? Sibel Hanım. Sibel Hanım'ın karakterine değecek yok gerçekten. Hanımefendi biri. Doktormuş da bildiğim kadarıyla. Partisi de şimdi iktidarda. Güçlü çıkacağına inanırım. Ve büyük bir ihtimal o kazanacak diye düşünürüm yani. Değiştir. Vallahi o da doktor olmuş durduğumuzda. Ne ciğer bırakacak bizde ne bir şey. Hepsimizi dümdüz edecek. Doktor. Doktor da hiç cumhurbaşkanı adayı mı olur ya? Ne şey değil ya orası ameliyathane. Da gidiyor ameliyat etmeye. Neye ameliyat edeceksin? Vermeyin. Ona da vermeyin. Hep yalancı. İnsanlar yalancı zaten. Bizi de yalancı ettiler. Ben de kararsızım bu anda. Bir vereceğim derim. Anksızdan verme der bana içimden bir şey. O da yalancı. Vallahi Mustafa Bey de iyi insan olduğunu duyarım. Şahsen tanımam kendini ben ama neden olmasın yani. Onu da denerik. Zaten bu gelenler ne yaptı? Bir de onu deneyelim. Görelim Mustafa Bey de nasıl biri diye. Değiştir. Vallahi tanımadığım adama ben gidip niye oy vereyim? Anlamadım gitti tanımam görmem ben mübarek adam ben seni kaymaklaya kaç kere geldin bir kere yüzünü bile görmedik senin ben sana nasıl oy vereceğim ben mübarek adam durman evinde de çıkan oy toplayasın. Evet abi bir Mustafa bir de Mustafa Ulaş var Alay köylü. Alay köylü ama o koşucunun babası. Bilmem kim babasıdır abi. Onu da şahsen tanımam ama çok iyi bir adam olduğunu duyarım. Onu da deneyelim. Bilmiyorum belki artık bu Kıbrıs Türk'ü bir çare arıyor yani. En iyisi kim ise onu deneyecek. Başka şansımız yok. Gelenleri de gördük. Bu adama verelim. Değişti. Bu adam koşucuymuş. Burası yarış parkuru mu be? Bana ne be senden? Bir zamanda galiba Ulaş diye bir sporcu vardı. 100 metresi onlardan biriydi galiba bu. Burası sanki de yarış pistiydi. At mı koştururuk be Ulaş'ta? Neyi vereyim be sana oy? Sana da bir oy yok. Başka söyleyin lütfen. Kalmadı abi başka aday. Başka yok mu? Hep yalancı toplum. Kimseye oy vermeyeceğim ben. Evden bile çıkmayacağım dışarı. Başka söyleyin. Söz senin abi. Mızır seçmen sensin. Sözünde mızır seçmen benim. Doğrudur. Ya da düşüneceğim son geceye kadar. Biri bir şey artık getirirse bilmem yani. Bilmiyorum artık. Çünkü onu da söylediler. Dektaş Bey. Yasaklığı yoktur herhalde bilmiyorum. Biz dedi zamanında oy aldık dedi satın. Doğru. Sonra bir şey olmadı. Sonra arkası tamam. Çıkmadı. Nasıl sayıştaylık var bu memlekette nasıl mi? Ben de 6'ya 5 kalaya kadar evde bekleyeceğim midem öyle değil. Belki biri gelir.
Ben daha o karı adamı 3-5 kuruşa bak sakalımı kesemiyorum.